Merhaba, ben Atalay Turan. Yeni bir SketchUp derse hoş geldiniz. SketchUp'ımızda bugün ilk başta neler yapmalıyız? Bunlara bakacağız sizlerle. Hadi başlayalım. Önce ölçü birimiyle başlıyoruz. Her çizim programında olduğu gibi. Bakalım bizi neler karşılıyor? SketchUp'ın İlk kurduğunuzda karşılaşacağınız arayüz bu. Tabii ki birçok tasarımcı arkadaşımız programları kendi kullanım alışkanlıklarına göre revize ediyor. Ama kurar kurmaz ilk karşılaştığınız arayüz dediğimiz gibi bu. Siz SketchUp'ı ilk açtığınızda birçok arkadaşımızın bana sorduğu, hocam santimetre ölçü birimini bulamadım. Nerede bu menü? Yok mu gibi sorular geliyor. Bu soruya yanıt olabilmek için bunu ilk derse bir cevaplayalım sizlerle. Bunun için sol alt köşeye giriyorsunuz. Geolocation kısmına giriyorsunuz. Burada lokasyon bilgilerine giriyorum. Ve menümüz açıldı. Şurada units, ölçü birimlerimiz var. Units. Buraya tıkladıktan sonra range units. Ölçü birimimizin genişliklerini bize soruyor. Ben burada format kısmına şurada decimal yani basamaklı gösterimi olarak göstereceksin. Decimal basamaklı gösterim. Evet, basamaklı gösterim kullanacağım. Ve buradan centimeters ölçü birimini aktif ediyorum. Ve precision şurada da küsuratımız var. Küsuratımı da virgülün sağında 2 sıfır olacak şekilde ayarlıyorum. Çok fazla küsurat görmeme şu aşamada pek gerek yok. Zaten genelde de mimar ölçülü çalışıyorsanız mimar çizimlerde milimetrik çalışma gibi bir olayınız yok. Yani bazı yerlerde ölçüle ufak tefek tolerans dahilinde olur genelde. O yüzden bize çok fazla küsurat göstermiyoruz. Ve burada hemen altında angle units var. Açılarda kullanılacak birimler. Açılardaki sürat göstermek ister misin? Precision. Açılardaki sürat göstermeme gerek yok aslında. Sıfıra indirdim. Dediğim gibi kimse milimetrik beton dökemez. Şu anki süratleri indirdim ama özel bir senaryonuz vardır. O zaman tabii ki neden olmasın. Evet. Angle. Şurada enable angle snapping var. Açı yakalama aktif olsun mu diye soruyor. Olsun. Kaç derecelik açılar yakalayayım? İşte tek oturuşta 15-30 şeklinde mi gitsin veya 30-60-90 şeklinde mi gitsin yoksa 45-90 şeklinde mi gitsin? Bunlara karar verebilirsiniz. Şu anlık ben değişiklik yapmadım. Bunu çizim yaptıkça karar vermeye başlarız sizlerle. Evet, şu anda bir de şu soruluyor bana. Hocam apply, okey seçenekleri yok. İşlemleri nasıl kalıcı hale getireceğiz? Bunun için sadece çarpı ikona tıklamanız fazlasıyla yeterli. Yani diğer çizim programlarındaki o alışkanlıkları SketchUp'ta pek aramayın. Evet, ölçü birimimizi çizime başlamadan önce ayarladık. Şimdi bana şu soruluyor. Hocam diyorlar SketchUp'ta sık kullanılan komutları hemen bir araya getirebilir miyiz? Hemen en sık kullandığımız menüleri bize söyleyebilir misiniz? Tabii ki en sık kullanılan menüler tasarımcıdan tasarımcıya değişir. Herkesin programdan beklentisi tabii ki farklı ama siz bu işlerde daha yeniyseniz şunu önerebilirim. Boş bir alanda sağ tuş diyorum. Şurada hemen listem geliyor. Hangi menüleri sık kullanmak istiyorsanız burada size karşınıza bir liste gelecektir. Ben burada Large Tool Set, genişletilmiş araç setini aktif hale getiriyorum. Large Tool Set. Buraya bir kere tıkladım. Ve gördüğünüz gibi şurada SketchUp'ta eğer yeni bu işlerde yeniyseniz sık kullanacağınız komutları gözünüzün önüne getirmek isteyebilirsiniz. Ben burada Large Tool Set'imi açtım. İstediğim zaman kapatabilirim. Sağ klik şuradaki çekleri kaldırırsam tekrardan pasifize olacaklardır. Ben şu anda kalsın. Sık kullandığım menüler elimin altında olsun. Evet. Sık kullanılan menüleri de bir araya getirdik. Şimdi başka çizimde nelere dikkat etmeniz SketchUp'ta? Onlardan bahsedelim. Şimdi SketchUp ilk açıldığında şöyle bir
figürle karşılaşırsınız. Bu figürler genellikle eğer elinizde ölçülü bir çizim yoksa bunları baz almanız için vardır. Yani oran orantı için vardır. Yani genellikle bir insanı uluslararası projelerde 1,75 gibi bir değerde baz alırız. O yüzden eğer bir insanı 1,70 olarak 1,75 olarak baz alacaksanız o zaman çizeceğiniz bir kat yüksekliği veya çizeceğiniz bir mobilya da bu insana göre olmalı. Yani oran orantı da daha yeniyseniz genellikle SketchUp dersleri birçok yerde 3 boyuta giriş olarak dersi öğretilir. Max öncesi. Burada da önce böyle bir yaklaşımda bulunacağız. Tabii ki her programda her şey yapılabilir. Sizin hayal gücünüzle sınırlı. Ama tabii ki biz burada daha çok 3 boyuta giriş olarak bu programla sizi tanıştıracağız. Ve şu şekilde çizime başlayalım. Önce ekranda gezinmekten bahsedelim. Farmin orta scroll tuşuna basarsam ekranda 360 derece gezinebilirim. Objeyi farklı açılardan görüntüleyebilirim. Ekranda pen yapmak istiyorsanız Shift ve scroll'a basarsınız. Ekranda pen yapmış olursunuz ekranı kaydırabilmek için. Evet, tabii ki bazı klavye kısa yolları başka çizim programlarındaki alışkın olduğunuz şekilde olmayabilir. Her program kendi kullanım alışkanlıklarıyla karşınıza geliyor. Bunu da unutmayın. Onun dışında başka neleri bilmeliyiz? Onlara da bakalım. Şimdi ben ölçü birimi ayarladım. Çok güzel. Onun dışında nelere bakmalıyım? Şimdi bakın burada şöyle bir menülerimizi bir gezelim sizlerle. Bakın şurada bazı menülerle karşılaşıyorsunuz. Zaten SketchUp'ta ilk kurduğunuzda çok fazla menüde görmeyeceksiniz. Şurada menülerime bakıyorum. Hemen sizlerle bakın. Şurada mesela toolbars var. Araç barları. Hemen tıklayalım. Bakın burada yine sık kullandığınız komutları açabileceğiniz bir liste karşınıza geliyor. Buradan sık kullanacağınız şuradaki kutucuklara biz checkbox diyoruz. Checkbox'ları aktif ederek sık kullanacağınız menüleri burada açabilirsiniz. Mesela burada başka biz neyi açabiliriz? Şurada V'leri açabiliriz. Gördüğünüz gibi. Veya bunun başka türlü nasıl açabilirdik? Şöyle boş bir alanda sağ tuş diyerek de bunu yapabilirdik. Veya şuradan toolbars diyerek de bu işlemlerimizi yapabilirdik. Evet. Onun dışında başka nelere dikkat etmeliyiz programı tanırken? Mesela window kısmına geldim, pencere kısmına. Şurada preference, seçimler kısmına geliyorum, seçimler, preference. Buraya geldikten sonra bakın şurada hemen menülerimizi bir inceleyelim. Mesela genel ayarlara giriyorum. General sekmesine geldiğimde burada yapacağım bazı kişisel seçimler olacak. Bunlar mesela neler? Auto save. Kesinlikle bilmem gerekiyor. Çünkü olur ya çizimi kaydedecek fırsat olmaz. Örnek veriyorum. Elektrik kesintisi olabilir. Yazılımsal bir hata veya bilgisayarınızın potansiyel gücü buna yetmiyordur. O yüzden herhangi bir çökme karşısında kaç dakikada bir kurtarsın diye bana soruyor. Evet, her 5 dakikada bir kurtarayım mı Evre? Evet, her 5 dakikada bir kurtar. Bu rakamı daha da düşürelim diye soran dostlarımız oluyor. 5 dakikalık kayıp tolerans dahilinde kayıp. Yani çok da abartmanıza gerek yok. Daha düşürmenize gerek yok. Şöyle düşünün olayı. En son yaptığınız adım hatalıdır. En son adımı kurtaracağı için hatalı adımı kurtarır. O yüzden ben olsam 5 dakikalık kaybı birçok çizim programında 5 dakika olarak ayarlarım. Sadece SketchUp'ta değil, diğer kullanacağım çizim programlarında da. 5 dakikalık kayıp tolerans dahilinde. Bunu da bu şekilde ayarlıyorum. Başka neler bilmeliyim? Ona da biraz bakalım. Şimdi auto save özelliğim açık. 5 dakikada bir kayıt açık. Yani biz buna backup da diyoruz. Evet. Bunları peki yerine nereye yedekliyor bunları? Hemen onları da göstereyim. Şurada files. Şurada file location, dosya lokasyonlarına geldiğinizde dosyalarınızı bakın şurada dokümanlarıma yedekliyormuş.
Dokümanlarıma buradan ulaşabilirsiniz. Şuraya tıklayarak dosyamızın yerine ulaşabiliriz. Evet, bu şekilde yediğimizi aldığımız yerde bizi yönlendiriyor. Bakın burada, şurada benim daha önceden aldığım bazı yedekler var. SKP formatıyla genelde SketchUp kaydeder. SKP. Şimdi tabii ki şu var. Eğer bu bir kurtarma yapacaksa, yani sizin kaydettiğiniz dosyanın dışında bir yedek alınıyorsa, diyelim ki sizin kontrolünüz dışında siz kaydetmeye fırsatınız olmadı. Bunu SKB formatıyla kaydeder. Yani B, backup'ın B'si. Peki tabii SketchUp bunu okuyamayacak ilk başta. Ne yapacaksınız bunu SketchUp'a tanıtabilmek için? Tabii ki durup dururken bunu yapmazsınız. Hani çöktüğü zaman bu tür işlemlere yönelin. Sağ tuş, şurada Rename, yeniden adlandır diyorum. Rename. Ve buradaki B harfini P ile değiştirirseniz normal sahne dosyasına dönüşecektir. Ve bu sayede bu şekilde çalışabilirsiniz. Hatırlayın, AutoCAD'de de aynı mantığı söz konusuydu. Uzantıyı değiştirerek kurtarma dosyası olarak çalıştırabiliyorduk. Bunu da aynı şekilde, yani B harfini, backup'ın B'sini P ile değiştirirseniz SketchUp dosyası olarak, sahne dosyası olarak kullanabilirsiniz. Ben burada SKB olarak şu an herhangi bir değişiklik yapmıyorum. Şu an herhangi bir çökme yaşamadığım için şu an kalsın. Evet, kurtarma dosyalarımızla bu şekilde konuşmuş olduk. Tabii ki başka bizi neler ilgilendirir? Mesela shortcuts, kısa yollar her programda sorulur. Shortcutlarımız var, bizim kısa yollarımız. Onlar nelermiş? Onları da şöyle isterseniz bir tanıyalım. Shortcutlara giriyorum. Kısa yollar. Bakın burada şöyle yukarıdan aşağıya doğru bir inelim isterseniz. Bakın şöyle yukarıdan aşağıya doğru iniyorum. SketchUp'ta sık kullanacağınız bir menüye kısa yol verebilirsiniz. Bakın mesela nasıl kısa yol verebilirim diye soracaksınız. Mesela burada bir menüyü seçtikten sonra şurada Add Shortcuts, kısa yol ekle menüsüne giriyorsunuz. Mesela buraya, mesela ne diyelim? Şurada PR diye bir kısa yol veriyorum. PR. Veya şöyle hangi konu? CTRL9 diyelim. Mesela CTRL9'u kabul et. İkili kombinasyon şeklinde yaptım. Sonra bu kısa yolu assign yapabilmem için, yani atayabilmem için şuradaki yanındaki plus ikonuna tıkladım. Tabi biraz erken çıktım komuttan. Tıkladım ve komut atandı diye söylüyor. CTRL9. Bu şekilde isterseniz SketchUp'ınıza klavye kısa yolları da verebilirsiniz. Tabii ki şu var. Hani siz gerçekten o komutu sık kullanacağınızı düşünüyorsanız bunu oturup da kısa yol verin. Hani gerçekten ihtiyaç olması lazım. Bakın şurada eğer o komutun kısa yolu varsa, bakın şöyle geziniyorum. Orbit. O. Bakın şurada hemen önünüzde size görünüyor. Şöyle yukarıdan aşağıya doğru iniyorum. Tabii kısa yolu varsa da, var olan kısa yolu da tabii ki oturup bozmayalım sizlerle. Kısa yolu yoksa olmayan menüler için kısa yolu verin. Gördüğünüz gibi. Şöyle. Ya dediğim gibi hani siz sık var olan komutları ya kısa yolları değiştirmeyin. Çünkü başka bir bilgisayar oturduğunuzda da benzer kısa yollar sizi karşılayacak. O yüzden onlarla çok oynamaya gerek yok. Eğer yaptığınız işlemlerden emin olamıyorsanız da şurada reset all tümünü sıfırla diyorum ve okey deyip işlemlerden çıkıyorum. Evet. İlk dersimizi bu şekilde tamamlamış olduk. Dinlediğiniz için teşekkürler.